Peyadamuslar selamlar. Medieval 2 Total War Kingdoms Tsardom modsu nasıl yüklenir onu göstereceğim. Her zamanki gibi mod db'ye giriyoruz. İsterseniz buradan Medieval 2 Total War Kingdoms'ı bulup çeşitli modlara bakabilir veya sırayla onu bulabilirsiniz. Ama her zamanki gibi şuraya kısaca yazalım, modumuzu bulalım. Şimdi modun ana sayfası da bayağı bir neler yaptıklarına dair izahatlar, haritalar, videolar, resimler mevcut. Bayağı bir şeyler yapmışlar. Çok güzel bir mod. Bakın bir hayli açıklamalar, izahatlar mevcut. Şimdi Files'a giriyoruz. Bakın full versiyon, en üstteki en son versiyon. Download now diyoruz. Şunu tıklayıp indiriyoruz. Şimdi bakın burada description'da nasıl yükleneceğine dair izahatlar mevcut. Bakın şurası önemli. Onu göstereceğim. Şimdi dosyamız inik vaziyette. Klasöre ayıkla diyoruz. Dosya bu şekilde çıkıyor. Bakınız özellikle söylüyorum. Buradan değil. İçine girin. Şunu kopyalayın. Bakın içinde mevcut. Steam, Steam Apps, Common, Medieval 2 Total var. Bakın Kingdoms oluşturmaya gerek yok. Mods, yapıştır. Şimdi oyunu Steam'den çalıştıracağız. Onun için bir kaynak kodu diyebileceğimiz bir şey şurada izah edilen. Bakınız şunu kopyalayın. Kolaylık olsun diye. Bir tane yeni metin belgesi hazırlayıp şöyle kopyalayın. Sebebini birazdan göstereceğim. O yükleniyor. O ara ben onu göstereyim. Bakın. Steam'de geliyorsunuz oyuna. Sağ tuşa tıklıyorsunuz. Bakın şuraya başlatma seçeneklerine bu kopyaladığımız şeyi kopyalayıp yapıştırıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Bu modu oynamak için bunu yapmanız şart. Ama ben modu değil normal oyunu oynamak istiyorum dediğinizde tekrardan gelip bunu silmeniz gerekiyor. Modumuz yüklendi. Her şey tamam. Buradan tıklamıyoruz. Geliyoruz. Oyna seçeneğini tıklatıyoruz. Definitive Edition'ı seçip o kaynak kodu yazmamız sayesinde o modlarda Tsardom'a ulaşıyor oyun. Ve açılıyor. Evet, single player. Bakın Other Campaign gibi çeşitli seçenekler var. Custom Battle'a girip hani askerleri de bakabilirsiniz. Ama modlarda bu tarz menüler arası bir oyuna girmeden bakayım ne var ne yok yaptığınızda hata verip oyundan atabiliyor. O yüzden onları ben yapmayacağım. Atarsa tekrar girin. Kampınıza tıklayın. Oyununuzu oynayabilirsiniz. Bakın birçok devlet var ve çok sayıda şehir var. Haritanın boyutları bu. Sınırlar bu ama sınırlı bir coğrafyada çok fazla şehir içeren bir oyun. Çeşitli krallıklar var. Şöyle hızlıca bir gösterelim. Tabii bizim için de önemli. Osmanlı Beyliği de var. Evet, Osmanlı'da. Bakın Aydın Beyliği var. Karamanlar var. Golden Horde var, bizim Altın Orda veya Moğol diyelim. Venedik var. Milan, Cenova. Bakın hep kolonize ettiği yerlerle toprakları var. Floransa, Napoli, bilmem ne, Bohemya, Avusturya, Bavyera var da var. Biz şöyle bir Osmanlı'ya tıklayalım. Oyunun içine bir bakalım. Çünkü hani oyun hakkında da bir iki bir şey görelim. Bu modun kendine has özellikleri var. Sadece coğrafi sınırları değil. Yani devlet çeşitliliği, fazla şehir olması değil. Ben oyunu açıkçası hani bir devletle uzun süre oynamadım. Sadece ben de girip baktım. Hani o mekanikleri, şuyu buyu hakkında çok hani neredeyse hiç bilgim yok. Neyse, ne geç şunları. En sevdiğim modun özelliği, bakınız şöyle bir toggle for da diyelim. Haritaya da bir geniş bakalım. Bakın bazı şehirlerin kendi özel tasarımları var. Bakın İstanbul'un ne güzel surları yapmış. Bakın bizim civarda var mı? Bakın İzmir'e değişik bir şey yapmış. Bakın Rodos. Bura özel şövalyeler, biliyorsunuz. Rodos şövalyeleri vardır. Mesela Venedik benim çok hoşuma gidiyor. Hemen şöyle bir Venedik'e doğru gidelim. Bakın Venedik. Çok ayrı bir tasarım. Milan. Değişik bir tasarım. Floransa'ya çok... Bu da değişik biraz ama. Hani şey gibi mesela bakın Roma. Çok farklı bir tasarım. Napoli'ye biraz değişiklikler olmuş. Hani oyunun genel şeysi de bu şekilde devletler. Şöyle etrafa da bir bakalım. Bakın Tuna Nehri daha bir geniş. Şehir sayıları, yerleşim yerleri. Çevre hakkında da şöyle bir hafiften bir bakalım. Öyle Kırım taraflarına bir bakalım. Evet, şöyle İstanbul görüntüsünde videomuzu tamamlayalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.